Arkadaşlar merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben size bugün börek yapacağım. Daha doğrusu Osmaniye usulü kömbe yapacağım. Afyon usulü börek yapacağım. Şöyle Afyon usulü yapacağım böreğin içine peynirli ve maydanoz. Sadece peynir ve maydanoz, sıvı yağ. Birazcık tuz ilave ediyorum. Şöyle de ıspanağımız. Osmaniye usulü kömbe yapacağım. Şöyle soğanımız var. Hemen hemen iki tane normal boyutta bir soğan doğradım. Salçamız var, baharatlarımız var. Baharat olarak da karabiber, tuz ve pul biber. Bu da ıspanaklarımız. Yıkadım, doğradım. Hamuru içinde. Şöyle hamuru çok az yoğuracağım için iki tepsilik fırın tepsisinden normal unumuz var. Burada da tereyağımız ve sıvı yağımız ve üç tane yağı birleştirdim ben burada. Kuyruk yağından erittiğimiz yağımız var hamurumuz için. Şimdi arkadaşlar o hamurumuzun içi derken onu şeye kullanacağım. Hamuru açarken aralarına kullanacağım. Şöyle de yarım bardak sıvı yağımız var. Yarım çay bardağı. Gördüğünüz gibi çok az. Hemen hemen bir yemek kaşığı kadar da sirkemiz var. Bir tane yumurtam var. Ve şöyle isterseniz şu şeyi ölçeyim. Şöyle bir çay bardağı da maden suyum var. Şöyle tuzumu atayım. Buna yoğurt da ilave edebilirsiniz. Evet. Hamurumuzu yoğuralım. İç harcımızı karalım. Açarken tekrar görüşelim arkadaşlar. Evet. Masamıza biraz un serptim. Leğende yoğurduktan sonra biraz da burada hamurumuzdan uğraşayım. Biraz daha olgunlaşsın dedim. Hamurumuzu ikiye böldüm. Küçük küçük bezeler haline getireceğim bu hamuru. Hemen hemen şu fırın tepsimin büyüklüğüne yetecek şekilde. Şöyle. Böyle böyle büyüklükte hamur hazırlayacağım. Evet, hamurunu bezeledik. Size ben iki tepsi yapacağım börek ya, ayrı ayrı mesela. İki türlü açmayı göstereceğim size arkadaşlar. Bu tepsimizin birinin, şu küçük hamurlar 14-15 tane tepsimizin bir tanesini açmayı göstereceğim. Evet, şimdi yağımızı eritelim. Hamurumuzu açmaya başlayalım. Evet, soğanımızı salçayla iyice ovdum, baharatlarla ıspanaklarımıza karıştırdım. İspanaklı içimizi böyle, harcımızı böyle hazırladık. Salata gibi çok güzel oldu. Tepsilerimizi de yağlayalım. Yağımızı ısıttım, geldim. Hepsimizin ikisini de böyle yağlayalım. Evet, önce hamurumuzun birini açalım. Yağlayalım. Önce ıspanaklı kömbemi yapacağım ben. Şöyle biraz takılmasın, yerim geniş olsun.
Şimdi ben bunu bu kadar açtıktan sonra böyle yağlayacağım. Biraz sıcak yağımız. Her yerine böyle bol sürüyorum. Evet, her iki hamur parçamızı da böyle yağlayalım. Diğer hamurumuzda, diğer tepsimizin hamurunda şöyle kat 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 ben açtım. Bunları da kat kat edip yağlayalım arkadaşlar. Öbür hamurlarımı buzluğa dinlenmeye koydum. Evet, bunun içine de biraz şöyle ezilmiş haşhaş koyuyorum ben. Şöyle yapıp böyle yağlıyorum bunu da. Şöyle kat kat hamurlarımızı üzerine koyup koyup yağlıyorum. Bu da peynirli harcımızı koyacağız buna da. Evet, iki parçamızı da 7'şer tane olmak üzere yağladım. En üst katını yağlamıyoruz. Böyle yapıyorum. Şöyle yapalım. Tepsimize koyup bunu da buzdolabının altına dinlendirmeye koyup öbür hamurlarımı alıyorum. Evet. Bir katımızı açtım ve içimizi döşedim tepsimize. Tekrar öbür katını açıp üzerine sereceğim. Evet, bu tepsimiz hazır. Diğer tepsimizi açalım. Evet, bu hamurumuzu da açtık. İç harcımızı güzelce döşeyip tekrar şu hamurumuzu üzerine açacağız. Yağlayıp yoğurtlayıp fırına süreceğiz arkadaşlar. Evet, bu tepsimiz de hazır. Şimdi fırına gidelim. Üzerini yağlayalım. Evet arkadaşlar, böreklerimiz pişti. Çıtır olmuşlar. Bu ıspanaklı böreğimizin, kömbemizin hamurunu tek tek de açabilirler. Burada normalde Osmaniye'de tek tek açıyorlar. Ama benim daha pratik ve daha kolayıma gidiyor. Çıtır oldu. Bunu kesip de pişirebilirler de. Ama bazıları da kesmeden pişiriyor böyle. Daha güzel kavarsın diye. Şöyle, bu da peynirli böreğimiz. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Arkadaşlar, her zaman desteklerinizi ve beğenilerinizi bekliyoruz. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Arkadaşlar, bu Osmaniye usulü ıspanaklı kömbemiz. Bu da Afyon usulü peynirli böreğimiz. Bu hamurumuzun, kömbemizin hamurunu tek tek de açabilirsiniz. Tek tek yufka halinde.
Ama ben hamuru ikiye böldüm, yağladım gördüğünüz gibi. Öyle açtım. Bunu da tek 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 7'şer tane kat hazırladım, 2 tane. Öyle açtım, yaptım. İkisi de çok güzel oldu yapanlara. Afiyet olsun. Allah'a emanet olun arkadaşlar.